Gel. Müsait misin amca? Gel Fatih, gel. Ne haber? İşte idare eder amca, senden ne haber? İyi, ne olsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Babam Eris varyantına yakalandı. Ne diyorsun ya? Kötü mü durumu? Yok yok, değil. Doktor geldi. Bir sıkıntı olmadığını, işte ilaçlarla çözülebileceğini söyledi. Üzüldüm ya. Neyse, ben geleyim bir ara ziyaretine. O zor gibi amca, çünkü karantinaya aldılar babama. Telefon açarım o zaman. Onu da yapamazsın çünkü annem kendini yormasın diye telefonuna el koydu. Yok artık yani, tam yengemlik hareketler. Tamam. Neyse, iyi olsun da. İnşallah, inşallah. Senin bu durgunluğun abim yüzünden mi yoksa başka bir şey mi var? Vallahi benim neyim yok ki amca. Ablam için Umut'u hapisten çıkarmaya çalışmakla mı uğraşayım? Yeniden bir evlilik yoluna girdiğime mi yanayım o? Ne? Evlilik yolu mu? Ne diyorsun oğlum sen? Doğru ya, senin haberin yok değil mi? Annem yine rahat durmadı. Hasta ziyareti diye beni kandırıp görücü usulü tanıştırmaya götürdü, biliyor musun? Hoppala. Ya şaka mısınız siz ya? Ya bir nefes al be oğlum, ne acele ya? Tövbe estağfurullah. Kimmiş peki bu? Tanıyor muyuz kızı? Gel Yusuf, gel. Fatih, Nur Sema geldi. Avukatlarla odaya geçtiler. Heh, tamam. Amca, şu işleri bir halledeyim de biz seninle sonra konuşuruz. Tamam, bir şeye ihtiyacın olsa söyle. Sağ ol. Ne haber amca? Gel Fatih, iyiyim, sağ ol. Senden ne haber? Vallahi fena değil işte, iyi. Dün konuşuyorduk, yarım kaldı. Avukatlar gelince bir kız meselesi var demiştim ya. E anlat bakalım. Tamamen annemin iş güzelliği. Bu kesinlikle. Bu akşam da kızı illa yemeğe çıkar diye zorluyor beni. Ben de ne yapayım, kırmamak için tamam dedim ama yani ne yapacağımı bilmiyorum. Bana öyle iş güzellik gibi gelmedi peki ha? Normalde sen istemediğin bir şey yapmaz. Çok daha büyük tepkiler verirsin. Senin de hoşuna gitmiş bulurum. Ya aslında ben ne için gittiğimi bilmeden gittim. Ama? Ama yani kapı bir açıldı. Baktım karşımda inanılmaz güzel bir kız. Allah Allah. Ve o kadar güzel diyorsan konuşacak bir şey yok. Amca içim rahat değil. Doğa yüzünden. Galiba. Bak Fatih, eğer doğayı unutamadıysan bu işe girme derim. Yok amca, öyle bir şey değil. Biz tükettik birbirimizi. Sıkıldık, yıldık. O zaman söyleyecek bir şey yok. Ha, bir süre kafamı dinleyeyim, yalnız kalayım diyorsan ayrı. Ama yok, ben bir ilişki denemek istiyorum diyorsan karar senin. Düşünüyorum işte, ben de bilmiyorum ki. Ha bu arada kızı sen de tanıyorsun. Ben de sonradan aklıma geldi düşününce. Tanıyor muyum? Nereden tanıyorum ya? Bu RGG grubun kızı. Görkem Erdem. Görkem Erdem. Ne? Evet. Yani sen fazla konuşup görüştüğümü bilmiyorum ama. Yok ya, öyle birkaç kere gördüm. İş için yani. Pek bir samimiyetim yok. Ama hanım bir kıza benziyor. Hı, öyle mi diyorsun? E tamam ya, ben o zaman arayayım, bu kız ne olacaksa olsun. Tamam. İyi güzel, o zaman ben çıkıyorum amca. Konuşuruz.